Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Üslü ifadeler konusuna devam ediyorum. Bu videomda A çarpı 10 üzeri B şeklinde gösterilen ifadeleri sizlere anlatacağım. Ne demek? Nasıl yazılıyor? İşte öğrencilerin en çok karıştırdığı bu ifadeler kaç basamaklı? Nereden anlıyoruz? İşte en sondan kaç basamağında sıfır bulunuyor? Bunları, şu iki soruyu öğrenciler karıştırıyorlar. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Alıştırmalar da çözeceğim, sorular da anlatacağım size. Hemen başlayalım. İlk önce bakın, üstteki ifadeye bakın. 10 üssü 4, yani 10'un 4. kuvveti nasıl yazılır? Böyle 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Ve bunun cevabı nedir? Bakın yazalım. 10 kere 10 100. 100 çarpı 10 1000. 1000 çarpı 10 10.000, değil mi? Bakın bunun cevabı 10.000. Demek ki 10 üzeri 4 ne yapıyormuş? 10.000 yapıyormuş, değil mi? Biz bunu tek tek bu şekilde açılım yaparak tek tek çarpmamıza gerek yok. Bakın şu 10 üzeri 4 ifadesini gördüğümüzde şöyle yapıyoruz. 1 yazıyoruz. Başında 1 var, değil mi? Normalde ben şöyle de söyleyeyim size aslında. 10 üzeri 4 şöyle de gösterebiliriz. 10 üzeri 4 demek. Yani 1 çarpı 10 üzeri 4. Böyle de yazsam aynı, böyle de yazsam aynı. İkisi aynı ifade, değil mi? 10 üzeri 4 ile 1 çarpı 10 üzeri 4 aynı şey. Şimdi başına 1 koyuyorum. Şurada 4'ü görüyorum ya. 4 tane 0 olduğunu anlıyorum buradan. O zaman 1'in yanına 4 tane 0 koyuyorum bakın. Gördünüz mü? 10.000. Yani biz şuradaki işlemin sonucunu 10.000 bulmuştuk. Ama bu kadar uğraşmaktansa şu ifadeye baktığımda bir tane 1 koyup, ya da bu ifade aynı, bakın başında 1 koyup sonra 4 tane 0 olduğunu anlayıp böyle kısa yoldan yapmış oluyoruz. Şimdi öğrenciler burada kaç basamaklı ve sondan kaç basamağında 0 var? Bu sorular karşısına geldiğinde karıştırıyorlar. Şunu da göstereyim de sonra yukarıya geçeyim. Şimdi normalde şu ifade 25 çarpı 10 üzeri 3 ifadesi aslında şunun 25.000 ifadesinin, yani 25.000 sayısının kısa yoldan yazılmış hali. Yani 25 çarpı 10 üzeri 3'ü açalım. 25 çarpı 10 üzeri 3'ü nasıl gösterebilirim? 3 tane 10'un çarpımı değil mi? Ve bunun sonucu kaç oluyor bakın? 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. Yani ne demek bu? 25 çarpı 1000 demek. Ve bunun sonucu kaç çıkıyor? 25.000 çıkıyor, değil mi? Bakın yazmıştım ben. İşte bu ifade, şuradaki ifade 25.000'in bir çeşit gösterimi, yani üslü ifade olarak. 25 çarpı 10 üzeri 3 demek. Peki ben bu kadar işlem yapmama gerek var mı? Yok. Neden? Bakın ben burada şu ifadeyi gördüğümde 25'i görüyorum ya, 25'i yazıyorum. Şuradaki 3'e bakarak 3 tane 0 olduğunu anlıyorum ve hemen yanına 3 tane 0 koyup bu kadar işlem yapmaktansa kolay yoldan 25.000'i buluyorum. Peki şu ifade 25 çarpı 10 üzeri 3 ifadesi kaç basamaklı bir ifade? Bakın 5 basamaklı, değil mi? Şöyle basamak sayısını saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir doğal sayı. 3 tane 0 var. Yani bunun sonucunu bulmadan da kaç basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 3 tane 0 olduğunu biliyoruz. 4, 5, 2 basamak da burada var. O zaman ne oluyor? Bu sayımız, işte bu sayı 5 basamaklı diyoruz. Peki en sonda kaç tane 0'ı var dediğimizde onu da buradan anlıyoruz. 3 tane 0 var diyoruz. Öğrenciler neyi karıştırıyor? Şöyle, en çok şunu karıştırıyorlar. Şu ifadeyi karıştırıyorlar. Mesela 10 üzeri 7. Şimdi burada 7 tane 0 var. Tamam mı? Buraya 7 tane, şunun cevabını şuraya getireyim bakın. 7 tane 0 var. Açılımını da göstereceğim. Peki bu sayı kaç basamaklı? Ve buna da 7 basamaklı zannediyorlar. Hayır, bu sayı 7 tane 0 var. Bir de başında 1 var. O yüzden bu sayı 8 basamaklı bir sayı. Açılımını gösterelim. Bakın 10 üzeri 7 ne demektir? Aslında 1 çarpı 10 üzeri 7. Aynı şey. Bir tane 1 koyarız. Noktayı niye koydum? Neyse. 7 tane de 0 koyarız. Bakın şöyle. 3, 6, 7. Yani 10 milyon ifadesinin gösterimidir bu şekilde.
Peki kaç tane sıfır var en sonda? Bakın 7 tane sıfır var. Peki sayımız kaç basamaklı? 8 basamaklı. Çünkü 1 de var. Bu şekilde ifadeler olduğunda 7 sıfır olduğunu ama basamak sayısının 1 fazla olduğunu anlarsınız. Eğer başında 25 veya işte 12 veya 8 mesela bir tane daha göstereyim. 8 çarpı 10 üzeri 16. Şu ifadeyi yapalım. Kağıdı biraz karıştırdım ama sırayla gösteriyoruz işte. Şimdi burada bu ifadenin sonucunda kaç tane sıfır var? Şuradan anlıyoruz. 16 tane sıfır var. Nerede? 16 tane deriz. Peki bu sayı sonucu kaç basamaklı dediğimizde 16 tane sıfır var. Bir basamak da burada var. 17 basamaklı bir sayı olur. Özellikle bu ayrımı sizlere göstermek istiyorum. Az sonra alıştırmalarda da göreceksiniz. Çünkü öğrenciler zaman zaman itiraz ediyor. Öğretmenim yanlış yaptın diyor. 10 üzeri 7 sayısı diyor. 7 basamaklı bir sayı. Yanlış. Siz yanlış yaptınız. Ben değil. 7 tane 0 var ama bu ifadenin sonucu 8 basamaklı. Bir de başında 1 var yani. Onu söylemek istiyorum. Ya da şu ifadeyi görüyor. 25 çarpı 10 üzeri 3 diyor ki öğretmenim bu 3 basamaklı bir sayı. Hayır. 3 tane 0'ı var. 2 basamak da burada var. 5 basamaklı bir sayı. Ha şunu soruyorsa soruda sondan kaç tane rakamı sıfırdır diyorsa 3 tane rakamı sıfırdır. En sondaki yani. Devam edelim. Alıştırmaları yapınca daha iyi anlayacağız. Aşağıdaki ifadelerin değerini kısa yoldan bulalım diyor. Şimdi 10 üzeri 2 kısa yoldan göstereyim önce. Bir tane 1 yapıyorum. 2 tane de 0 varmış değil mi? 100. Açılımını bakmak ister misiniz? Bakın 10 çarpı 10. 2 tane 10 demek yani. Bunun cevabı ne oluyor? 100 oluyor zaten. Kısa yoldan yaptık. Artık böyle açılım yapmayacağız. Peki şu cevabı kaçtır? Bir tane 1 yaparım. Yani yine nokta koydum. Alışmışım. 6 tane de 0. 4, 5, 6. Sürekli çarpma yapıyoruz ya bu aralar üçlü sayılarda. Yani bunun değeri 1 milyon. Bu 1 koyuyorum. 5 tane de 0 koyuyorum. Buradaki ifadenin değeri 100 bin. 5 tane 0 koydum. Bir de 1 var. Şuna bakın. 3'ü koyuyorum. Çünkü bu kez bakın başında 3 var. Bunlarda herhangi bir şey yoktu. O yüzden 1 koyuyordum. Yani gizli bir 1 var aslında burada. 1 çarpı 10 üzeri 5. 1 çarpı 10 üzeri 6 aslında bu. Ama bunu yazmaya gerek duyulmamış. Sadece şu ifade bize belirtilmiş. Bunun gizli olduğunu biz anlayıp buraya 1'i kendimiz koyacağız. Ama burada 1 yok. Burada 3 var. O zaman 3'ü koyuyoruz. 3 dedikten sonra 4 tane de 0 koyuyoruz. İşte oldu 30 bin. Şunun cevabı 527'yi koyuyoruz. 527. 4 tane de 0 koyuyoruz. İşte bu şekilde. Yani sayımız 5 milyon 270 bin oluyor. Devam edelim. Aşağıdaki ifadeleri a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazalım. Nasıl yazacağız? Ne var başında? 1 var. 1'i koyacağız. Kaç tane sıfır var? 2, 4, 5 tane. Yani 1 çarpı 10 üzeri 5 diyeceğiz. Ha bu 1'i koymadan da sadece 10 üzeri 5 yazsanız da olur. Şunu yapalım. 1 var başında. 1 çarpı kaç tane sıfır var? 3, 6, 9, 10 tane. 1 çarpı 10 üzeri 10. Ya da sadece 10 üzeri 10 yazmanız yeterli. Yani başında 1 olanlar için baştaki 1'i yazmadığınız zaman oluyor. Ama şurada yazmak zorundayız. 8 var değil mi? 8 çarpı 10 üzeri 3 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 3 demek. Bakın başında 64 var. 64 çarpı kaç sıfır? 6 sıfır. 10 üzeri 6. Bu ifade bu şekilde böyle yazılıyor. 58 var. 58 çarpı 10 üzeri 3, 6, 9 sıfır var. 10 üzeri 9. İşte bu şekilde yapmış olduk. Diğer kağıdımıza bakalım. Aşağıdaki ifadelerin sondan kaç basamağının sıfır olduğunu ve kaç basamaklı olduklarını yazalım. 10 üzeri 12 ifadesi sıfır sayısı 12 tane sıfırı var. Cevap 12. Basamak sayısı bir tane fazla olacak yani bundan. Bir de 1 var ya 13 basamaklı bir sayı. Bu sayı kaç tane sıfır var? 10 tane. Kaç basamaklı? 10 tane sıfır var. Bir de 4 var. Yani 11 basamaklı. Şu soruyu yapalım. A çarpı 10 üzeri 7 işleminin sonucu 11 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre A sayısının basamak sayısı kaçtır? Yazarken şunu unutmuşum. Evet. Yani A harfinin yerine gelecek doğal sayı kaç basamaklı?
Şimdi ne diyor? Bu işlemin sonucu 11 basamaklı diyor. Burada 7 tane 0 var. Geriye ne kaldı? 4 tane kaldı. O zaman A harfi 4 basamaklı bir sayı. Yani diyelim ki A harfinin yerinde işte 1674 var. Ben bunu kafadan attım. Yani 4 basamaklı bir doğal sayı olması gerekiyor. İşlemin sonucu 11 basamaklıysa. Çünkü 7 tane 0 var. Burada 4 kişi daha lazım bize yani. Evet, son kağıdımızı da yapalım. 60 çarpı 10 üzeri 8 ifadesinin sonucunda en sonunda kaç sıfır vardır? Öğrencilerin en çok yanlış yaptığı sorulardan birisi daha. Niye? Şurada 8'i görüyor ya öğrenci. Hemen gidiyor A şıkkını işaretliyor. Hayır. Niye? Çünkü bir sıfır da burada var. Değil mi? Yani 60 çarpı 10 üzeri 8, tamam, 8 tane sıfır burada var. Ama öndeki doğal sayının içinde de bir tane sıfır var. Hatta ben bunu açıp da göstereyim size. Bakın 60'ı yazayım. Sonra 8 tane daha sıfır yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bakın sondan kaç tane basamağında sıfır var? 8 tane yaptım, bir de bu vardı, değil mi? 9 tane. Yani burada cevap B şıkkı oluyor. Yanılmayın yani. Bazen size şuradaki doğal sayının içine de bir sıfır koyup ya da iki sıfır koyup tuzak hazırlayabilir soruyu hazırlayanlar. O tuzağa düşmeyin. 162 çarpı 10 üzeri A ifadesi 18 basamaklı bir sayı ise A yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Şimdi buradaki sonuç 18 basamaklıymış. 3 basamak şurada var zaten. O zaman A'nın yerine ne koymalıyım ben? 18'den 3'ü çıkarırsam 15 koymalıyım. Yani şuraya eşittir diyeyim. 15 tane şey 15 koymalıyım. Yani sonunda 15 sıfır olmalı. 3 basamak da burada olmalı ve 18. O zaman cevabımız ne olacak? 15. A harfinin yerine 15 konuyor. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.